Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahalle? Tınaztepe. Bulunduğunuz mahallede Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim, ÖSAS'dan sonraki faaliyetleri bayağı durakladı, ahsadı. Maalesef yapılacak işlemleri bir ara biz cuma namazında sağ olsun başkanımız geldi, Melih Başkanımız, Mendup Başkanımız. Ama vermiş olduğumuz yapılacak işlemlerin maalesef üçte birini yapmadı. Kaldı yani yatırım, bence öyle bir çalışma yok. Yani siyaseten de çalışma yok, onu da söyleyeyim. Ben AK Partili olmama rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir çalışma göremedim. Hatta bizzat Mendup Başkan'a da birebir söyledim. Hulusi Paşa'ma söyledim mahallemizde çalışmanın olmadığını. Ama yeresel olarak şu andaki görüşüm farklı benim. Öyle diyeyim size yani. Yani Melikgazi Belediyesi'nin hizmetleri size göre nasıl? Yetersiz, yetersiz, çok yetersiz. Şimdi ağırlığı tamamen Alparslan tarafına veriyor. Şimdi bu taraf Esentepe tarafına geldi yatırım, ama bizim maalesef Tınaztepe, Bersin şu tarafında yatırım çok az. Yani tozdan topraktan durulmuyor. Orada mesela okulun o inşaat falan yaptılar. O karşımıza caminin üst bölgede falan. Yani orada bir çimlenme, bir düzenleme, bir saha alanı, bir yeşillik, öyle bir şey göremiyoruz. Kapımızın önünde bizim 15-20 tane ağaç dikilecek. Muhtarımız Şerafettin Baygül Bey, isterse o da dinlesin bizi. 5 senedir, 10 senedir onunla tartışıyoruz bu konuyu. Maalesef 15 tane ağacı dikleyemedik. Yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Vallahi şu anda düşünmüyorum. Şu anda düşünmüyorum ha. Benden de sola gitmez. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Hangi mahalle? Yakut. Bulunduğunuz mahallede Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Hayır, Koca Sinan hiçbir hizmeti yok ya. Zaten bizim mahalleye giriş yok. Yolları da kapattılar zaten. Okul yok. Sağlık ocağı hiç yok. Biz daha pervaneye gidiyoruz sağlık ocağına. İlkokula çocuklar oraya gönderiyoruz. Pervaneye Arnavut tarafına. Ortaokul yok. Lise zaten yok. Yani biz Koca Sinan'ın çalışmasından memnun değiliz Yakut mahallesinde. Yolumuz zaten yok. Yeni yapılıyor ama 2-3 yıldır sürüyor zaten. Sağlık ocağından, yoldan, okuldan şikayetçiyiz. Yani başkan Ahmet Bey'e bunu ilettim kendisine bizzat. Yapacağını söylüyordu ama yıllar geçti, hanın herhangi bir gelişme yok. Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde mevcut Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar bulunduğu konumda tekrar aday olarak gösterilirse desteklemeyi düşünür müsünüz? Hayır, kesinlikle. Burada hangi ilçede yaşıyorsunuz? Burada, aynı. Koca Sinan. Hı-hı. Hangi mahallede? Yavuzlar Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Yani memnunuz yani. Şey yok, mesele yok ya. Mutlaka ya. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de Melikgazi ilçesinde yaşıyorum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Esenyurt Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi büyükşehire nazaran fena değer. Belediyenin hizmetlerinden memnunsunuz yani. Diyor mu? Fena değer. Yapılıyor az çok bir şeyler de zamanında yapılmıyor. Bir şeyler oluyor yani. Olmuyor diye bir yalan olur. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bulunduğu konumda tekrar aday olarak gösterilmesi durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Desteklemeyi düşünüyoruz. Partinin adına destekliyor. İsim olarak hiç önemli değil arkadaş. Peki, teşekkür ederiz. Bize biraz daha yakın. Onun için de onu desteklemek isteriz ve istiyor da. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Gazi. Hangi mahalle? Yıldırım Beyazıt. Bulunduğunuz mahallede Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Memnun musunuz belediyenin hizmetlerinden? Vallahi ne bileyim, biraz temizlik konusunda biraz sıkıntı var bana göre. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tekrar bulunduğu konumda aday olarak gösterilmesi durumunda belediye desteklemeyi düşünür müsünüz? Ona vereceğim, başka ne var? Yani Mustafa Palancıoğlu'dan yana oy kullanacaksınız. Bilmiyorum, zaman gösterir. Şimdi bir şey diyemez. Teşekkür ederiz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Ağrı'da yaşıyorum. Burada, burası Sancaktepe'de mahallim. Hangi ilçeye bağlı? Koca Sinan. Bulunduğunuz mahallede Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Yok, hiç memnun değilim. Hizmetlerden memnun değilim. Hiç memnun değilim. Neden? Bizim doğal gaz bir şey vermiyor, hiçbir şey yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Koca Sinan Belediye Başkanı tekrar aday olursa desteklemeyi düşünür müsünüz? Ona 100 bin sene olsa vermem. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Erkürat Hırkaköy'de yaşıyorum. Koca Sinan Belediyesi'nin bulunduğunuz mahalle için yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bizim kovumuza pek bakmıyor ama başka kovları yapıyor, bilmiyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Koca Sinan Belediye Başkanı tekrar aday olarak gösterirse desteklemeyi düşünür müsünüz? Yok, desteklemem arkadaş. Ben istemiyorum. Teşekkürler. Abi, Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Şehit Mustafa Şimşek Caddesi'nde oturuyorum. Alparslan Mahallesi'ne bağlı.
Binamızın karşı tarafında ve yan tarafındaki boş alandaki arazide sürekli rahatsızlık yaşıyoruz. Nedeni şu, orada herhangi bir şey yapılmıyor. Yağmurda, tozda, dumanda, çamurda. Hangi ilçeye bağlı demiştiniz? Melikgazi'ye bağlı. Bununla mukabil bu konuyla ilgili hem WhatsApp'tan görüntüleri çektim, gönderdim. Aynı zamanda o binanın yönetici olması dolayısıyla. Fakat devam ediyoruz. İşte yapacağız, edeceğiz. Geçen yıldan beri hiçbir adım bir noktaya varılmadı. Bir arpa boyu yol kat edilmedi. Melikgazi Belediyesi'nde bu konuda birkaç kere de aradım. Yapacağız, edeceğiz, takip edin. Fakat şu ana kadar da yapılan hiçbir şey yok. Maalesef. Peki önümüzdeki... Ben de şunu söyledim kendilerine. Burası Kayseri'nin Güzide Mahallesi diye geçiyor. Alparslan Mahallesi diye geçiyor. Yapılan bu şeylerde büyük bir aksaklık olduğunu söyledim. Bu binaya ve bu mahalleye ve sizin belediyenize yakışmadığınızı kendilerine ilettim. Fakat hiçbir ses seda yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Şimdi tabii ki yapılan hizmetleri görüyoruz tabii ama bazı binalara bakıyorum, bazı yerlere bakıyorum. Mesela Alparslan Mahallesi'ne bakıyorum, Sivas Caddesi'nin devamındaki olan yerlere bakıyorum. Oraya yapılan müştemilatlarla ilgili, oraya yapılan tesislerle ilgili hizmetler maalesef Mustafa Şimşek Caddesi'ndeki o şeye, bahçenin hiçbirine yapılmıyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı aday olursa destekler misiniz? İnsanlar yürürken, bilhassa kaldırımda insanlar yürürken ağaçlar neredeyse dağ şeklini almış, büyük bir kambur oluşmuş. Ben bile yürümekte zorluk çekiyorum, herhangi bir sıkıntım olmadığı halde. Önümüzdeki şeyde tabii ki bunları göz önünde bulundurarak oy kullanacağım tabii ki yani. Şimdi bir mahalleye ayrı, başka bir mahalleye ayrı işlemler yapılması tabii ki burada bir şey oluyor, ayrıcalık söz konusu oluyor. Tabii ki bunu değerlendireceğim seçimde. Teşekkür ederiz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahalle? Tınaztepe. Bulunduğunuz mahallede Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim, ÖSAS'dan sonraki faaliyetleri bayağı durakladı, ahsadı. Maalesef yapılacak işlemleri bir ara biz cuma namazında, sağ olsun başkanımız geldi, Melih Başkanımız, Mendup Başkanımız. Ama vermiş olduğumuz yapılacak işlemlerin maalesef üçte birini yapmadı. Kaldı yani, yatırım bence öyle bir çalışma yok. Yani siyaseten de çalışma yok, onu da söyleyeyim. Ben AK Partili olmama rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir çalışma göremedim. Hatta bizzat Mendup Başkan'a da birebir söyledim. Hulusi Paşa'ma söyledim mahallemizde çalışmanın olmadığını. Ama yerel olarak şu andaki görüşüm farklı benim. Öyle diyeyim size yani. Yani Melikgazi Belediyesi'nin hizmetleri size göre nasıl? Yetersiz, yetersiz, çok yetersiz. Şimdi ağırlığı tamamen Alparslan tarafına veriyor. Şimdi bu taraf Esentepe tarafına geldi yatırım. Ama bizim maalesef Tınaztepe, Bersin şu tarafında yatırım çok az. Yani tozdan topraktan durulmuyor. Orada mesela okulun o inşaat falan yaptılar. O karşımıza caminin üst bölgeleri falan. Yani orada bir çimlenme, bir düzenleme, bir saha alanı, bir yeşillik, öyle bir şey göremiyoruz. Kapımızın önünde bizim 15-20 tane ağaç dikilecek. Muhtarımız Şerafettin Baygül Bey, isterse o da dinlesin bizi. 5 senedir, 10 senedir onunla tartışıyoruz bu konuyu. Maalesef 15 tane ağacı dikleyemedik. Yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Vallahi şu anda düşünmüyorum. Şu anda düşünmüyorum ha. Benden de sol oya gitmez. Erbakan hocam onunla vereceğim inşallah. Fatih Erbakan'a vereceğim. Açık ve net. Teşekkürler. Ya.